Selam. Uzun bir aradan sonra diyeceğim ama çok da uzun bir ara olmadı aslında. Bana bir ömür gibi geldi sadece. Herhalde bir 3-4 haftadır video çekmiyorum. Birazcık pişmanlık duydum, duymadım değil. Ama belki de böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Çünkü ben böyle mutsuz ya da kötü hissettiğim zamanlarda video çekmeyi sevmiyorum. Çünkü bana çok samimiyetsiz geliyor açıkçası. Burada böyle salak salak gülmek istemiyorum yani. Artık daha iyi hissettiğimi düşünüyorum. O yüzden yaklaşık bir ay sonra falan ilk defa kamera karşısına geçtim. Bu süreçte evde neler yaptınız acaba? Ne kadar delirdiniz? Çok merak ediyorum. Ben bayağı delirdim gerçekten. Yani hatta evde kalmıyorum. Arkadaşımda kalıyorum. Bir iki tane böyle güvenli evim var. Arabaya biniyorum. O eve gidiyorum. Orada bir karantina geçiriyorum. Oradan çıkıyorum. Başka bir arkadaşıma gidiyorum. Orada birazcık kalıyorum falan gibi böyle. Bir iki tane evin arasında gidip geliyorum. Bunun sebebi annemlerle yaşıyor olmam ve annemler beni sürekli olarak bir şeyler için dışarı yolluyorlar ve ben artık inanılmaz derecede gerilmeye başladım. Hani yani dışarıdan geliyorum, acaba bir şey bulaştıracak mıyım bu insanlara falan. Evde böyle köşe kapmaca oynuyorduk. Yani dedim ki ben gidiyorum, bir iki arkadaşımla bir şeyde kalayım en azından. Bir yandan da bütün işlerimi kaybettim. Herkes işleri askıya aldı. Çoğumuzun zaten belki de muzdarip olduğu bir dert bu. Ben bir de freelancer olduğum için kendi işim, benim işim bittiği zaman benim işim bitiyor gerçekten yani. Annemler hazır ilk defa evden çıkıp bir görüşmeye gitmek durumunda kaldıkları için ben de şimdi bir video çekeyim istedim. Hazır ev sessizken rahat rahat şöyle geniş geniş makyaj dolabımı mı diyeyim? Makyaj dolabı ne ya? Makyaj masamı düzenleyeceğim bu sefer de. Daha önceki videoda biliyorsunuz odayı yaklaşık 72 saat boyunca silip düzenlemiştim. Ortada makyaj masamı düzenleyeceğimden bahsetmiştim. Daha ancak düzenleyebiliyorum çünkü eve gerçekten girmedim yani. Hem ürünlere bakalım birlikte, biraz onların üstünden konuşalım. Hem tarihi geçenler varsa atalım. Ne bileyim, kullanmayacaklarım varsa ayıralım. Anneme, teyzeme, Pınar'a falan veririm diye düşünüyorum. Ay, makyajı özledim ya. Makyaj yapmaktan ziyade makyaj malzemesine dokunmayı bile özledim. Yani şu süreçte herhalde bir ya da iki kere makyaj yaptım. O da böyle kendimi iyi hissedeyim diye. Hatta belki biraz da bugün bunları incelerken makyaj da yaparız. Evet, o zaman makyaj masasına doğru geçelim. Daha önceki bir videomda bahsetmiştim. Bu masayı 50 liraya almıştım. Bayağı bir kadın özel yaptırmış ama kurtulmak istediği için 50 liraya elden çıkardı. Ben de gittim aldım. Bu aynayı babamla beraber yaptık. Bu aynayı bayağı babamın aynacı bir arkadaşına kestirdik. Şunlar IKEA, şu dahil olmak üzere şu ve ampullerin hepsi IKEA. Bu totalde bize 400 liraya falan mal oldu ama masa 50 liraya geldiği için, masa 50 lira olduğu için bu 400 lira tutunca zaten çok fazla insana koymuyor. Yani küçüklüğümden beri ışığa karşı böyle lüzumsuz bir ilgim var. O yüzden de böyle filmlerde, dizilerde çok görüyordum kulis ışıklarını ve çok hoşuma gidiyordu. O yüzden bunu yaptırmak istedim. Yani böyle kendimi bir prenses ya da bir star olarak düşündüğüm için değil. Sadece şekli hoşuma gidiyor. Ya biraz gözünüzü yoruyor bir yerden sonra ve yazın özellikle çok ısı verdiği için bayağı sıcak yapıyor ortamı. Ama olsun. Çok tatlı. Evet, böyle bir yamuk açıyla yaparsak sanki daha iyi görebileceksiniz diye düşündüm. Öncelikle şu orta çekmeceyle başlamak istiyorum. Burası ıvır zıvır yani saçmalık dolu. O yüzden bunları birazcık ayıklayalım. Ne var ne yok görelim. Ben bayağıdır bakmıyorum çünkü. Nereden başlasak? Şunu da bir çıkaralım. Bunları biliyorsunuz diye böyle IKEA'dan almıştım ben. Çekmece içi organizeri diye geçiyorlar. Şimdi bunun içinde ne var? Ay bu şeyler var ya. Yüz gerenle küçülten bant ve badem göz yapan bant. Bunları 11-11 alışverişim videosunda siz istemiştiniz. Ben almıştım ve beceremediğim için deneyememiştim. Hatırlarsınız belki. Bunları ne yapacağım bilmiyorum şu an. Dursun. Bir adet gözlük camı temizleyici. Bir adet asla kullanamadığım ve takamadığım takma kirpik. Zaten neden takma kirpik takayım? Ben Demet Akalın mıyım? Bundan herhalde 10 sene önce falan fırça dendiğinde akla gelen ve şu an asla akla gelmeyen bu dandik fırçamsı şeyler. Ama bunlarla çok güzel simli ya da parıltılı far sürülüyor. Aklınızda bulunsun. Bugünlerde en yakın dostumuz olan Activex ile sileceğiz her yeri. Sponsorluk gibi oldu, alakası yok. Sadece oda düzenleme videomda şu bezi bir yıkasaydım demişsiniz. Çok haklısınız. Bütün şeyi aynı bezle sildim yani odayı. O yüzden bu sefer tek seferlik ve antibakteriyel bir şey kullanmaya karar verdim. Şurayı şöyle bir aldım. Of. Ağzıma sokmadım keşke. Bu Tiger Balm diye geçen Çin yağı diye mi geçiyor Türkçe'de?
bilmiyorum, unuttum bunun ismini, böyle aşırı mentollü, böyle ağrıyan yerlerinize süreceğiniz bir şey. Bunu da Çin'den tabii ki getirmiştim, AliExpress'ten. Normalde burada da satılıyor. Böyle kokan bir şeyin bir şeye iyi gelmeme ihtimali yok. Yani burnumu açtı şu an, öyle söyleyeyim size. Burun açmak derken şöyle bir şey var bende. Vicks'in inhaler diye bir şeyi. Şöyle açıyorsunuz, böyle çekiyorsunuz. Ay. Benim burnum tıkalı ya. Böyle bir burun deliğinizi kapatarak çekiyorsunuz. İçinden mentol çıkıyor. Bu da aşırı mentollü bu arada. Nefes almanızı biraz olsun kolaylaştırıyor. En azından öyle hissettiriyor yani. Bu arada kusura bakmayın, biraz burnum tıkalı ya. Hasta değilim ama birazcık burnum tıkalı. Tabii ki kirpik kıvırıcı bu. Yalnız aşırı pislenmiş. Şunu da bir silelim ya. Böyle kirpik kıvırıcı falan gibi kullandıktan sonra bir daha asla suratına bakmadığınız şeyler var ya. Hiçbir zaman temizlenmeyen. Bakın mesela ben bunu aldığım günden beri temizlememişim yani, çok belli çünkü rengi falan atmış. Bir daha da hayatta şunu temizlemek muhtemelen aklıma gelmiş. Bir adet cımbız. Bir adet makas. Ya bu cımbız da ne kadar acayip bir şey. Mesela birinin evine gittiğinizde ya da bir arkadaşınızdan cımbız ödünç aldığınızda kendi cımbızınızdan farklıysa asla kullanamıyorsunuz. Dünyanın en nevi şahsına münasır itemlerinden bir tanesi ya. Buraları bir acaba silse miydim? Hani yani insanlık namına. İlla pandemik bir virüsün gelip bana bunu yaptırması mı gerekiyordu yani? Rezalet. Devam ediyoruz. Bir adet tabii ki yine AliExpress'ten alınmış. Bayağı pancar motoru gibi bir ses çıkartan, pille çalışan siyah nokta vakumlayıcı. Bunun USB ile çalışanını aldığım için artık buna ihtiyacım kalmadı aslında. Ne kakalarız teyzeme falan, kakalarız bunu. Aa, bunlar da bir dönem surat tüylerini böyle bu pille çalışan şeylerle alma geyiği vardı. Evet, çalışıyormuş. Niye çığlık atıyorsun ya? Aa. Bununla surat tüylerimi alıyordum. Zaten çok fazla surat tüyüm yoktu. Ay ben bir kere ne yaptım? Ay size onu anlatacağım bir dakika. Bunlar çıktı böyle. Millet, YouTuberlar başladı böyle bızıt bızıt suratlarının kıllarını almaya. Ben de çok akıllıyım ya. İnsanlar gidiyor değil mi, bununla alıyor. Dedim ki ben niye suratımı ağda yapmıyorum? Sonra bir video izledim. Kadın ağda yapıyor. Çok mutlu falan böyle. Ölü derinin, bütün ölü derilerinden arınmış falan böyle. İyi dedim, ben de yapayım. Abi sen git suratımı ağda yap. Bütün suratımı ağda yaptım bu arada yani. Buralarıma falan. O gözenekler böyle bir açılsın mı? Ondan sonra herhalde bir seneye yakın cildimi toplamakla uğraştım. O gözenekler açıldı, içine pislikler doldu, siyah nokta, sivilce, hiç sivilce derdim olmamıştır bu arada. Buralarım pütür pütür, Allah'ım dedim yani. Yani 3 tane kıl yüzünden bütün suratımdan oldum. Aşırı canım sıkılmıştı, sakın suratınıza ağda falan sürmeyin. Şimdi ben şuralarıma epilasyona gittim, başka da tüyüm yok zaten. O tüyler de yüzünüzü koruyor. Yani bırakın kalsın hani simsiyah ve sizi rahatsız etmiyorsa. Bu da yine aynı şeyin Rossmann'dan alınmış hali. Bunları da asla kullanmıyorum. Dursun ama! Bunlar da sanırım onların uçları olması lazım diye düşünüyorum. Watson's'dan almıştım sanırım bunu. Bu yağ kontrolü sağlayan peçeteler. Benim T bölgem çok yağlıydı. Şu an artık değil herhalde. Suratımın da ne durumda olduğunu bilmediğim için. Şu an bir suratıma baktım acaba T bölgem yağlı mı hala diye. Bunlar da böyle işte yağlı yerlerinizi pıt pıt yapıyorsunuz ve gerçekten o kadar işe yarıyor ki bir tane çantanıza muhakkak atın derim. Bu Kylie Jenner'ın dudaklarının şişirilme dönemi vardı. Sene kaç hatırlamıyorum. Kaç sene oldu acaba şimdi? Kesin 10 sene falan olmuştur. Canım sıkılacak. Kylie Jenner'ın o ilk dudak şişirttiği dönemde böyle şeyler çıkmıştı, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Dudağınızı saplıyordunuz böyle. Ha. Böyle dudağınızı koyuyordunuz. Ondan sonra dudağınız şişiyordu. Ben de gidip bunu tabii ki AliExpress'ten sipariş vermiştim. Herhalde 5 senesi vardır yani, hatırlamıyorum. Gelin bir yandan bunu deneyelim. Önce bir lip balm sürelim. Dudağımız elimize kalmasın. Tutmuyor da bir de bu yani. Biraz zor oluyor tutması ağızda. Bu üst mü? A few moments later. Ne oldu şimdi? Dudağımın etrafında kırmızı bir çizgi oluştu sadece. Baksanıza şuraya. Şimdi ne bu yani? Durduk yere böyle bir şey oldu. Dudağımda hiç şiştiğini düşünmüyorum. Bu ne rezalet bir şey ya. Bunu direkt çöpe atıyorum sanırım. Aşırı canım sıkıldı şu an. Bir de ağzınızı tutmak o kadar zor ki, hayvan gibi de ağır yapmışlar. Şunu minik, kompakt bir şey yapsanıza. Bunu içine, bunları tekrardan yerleştiririz. Şu an acelesi yok. Şurayı bir bitirelim bakalım. Eskiden gözlük takıyordum.
Türk mide ameliyatı olduğum haftanın içerisinde gözlerimi de çizdirdim. Bana o dönem bir hal geldi. Ve çok gariptir, son 3 senedir falan hayatımda Mart ayında muhakkak aşırı büyük bir karar alıyorum. Yani son kaç yıldır, son 3 yıldır her sene Mart ayında muhakkak bir karar aldım. Bana Mart ayında bir şeyler geliyor ve böyle bir hayatımda bir şey değiştirmem lazım kafasına giriyorum. Ve bunu geçen sene fark ettim. Mesela bu sene yine fark etmeden Mart ayında hayatımda büyük bir değişiklik yaptım falan. Garip. Asla aklıma gelmiyor her seferinde. Sonrasından siktir ya, bunu ben Mart ayında yaptım yine diye düşünüyorum. Sizin de böyle bir ayınız var mı acaba? Biraz düşünün bakalım. Çünkü ben hakikaten artık ikinci senenin sonunda bir dakika lan, ben bunu da Mart ayında yaptım diye düşündüm ve bunu fark ettim. Belki sizin de böyle bir şeyiniz vardır. Neyse, yine o haftanın içinde ben gözlerimi çizdirdim. Benim gözüm 4,5 miyoptu. Hayatımda aldığım en iyi kararlardan biri bu arada. Korkuyorsanız lütfen korkmayın. Ben küçüklüğümden beri kör olmaktan çok korkuyorum garip bir şekilde. Hep bir kör kalma fobim var yani. Ona rağmen dedim ki ben bunu yeneceğim, yapacak bir şey yok. Yani daha konforlu bir hayat için bunu yenmem gerekiyor yani. Birazcık korkutucu bir süreci var. Yok diye yanık falan kokuyor yani. Bayağı böyle tık 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 lazer atar gibi gözünüzün içine lazer atıyorlar gibi değil. Atıyorlar bayağı yani. 15 dakika sonra artık gözlerimiz lenssiz ya da gözlüksüz görmeye başlıyor. Harika bir hissiyat. Her uyandığınızda etrafı görebiliyor olmak. Bunu ancak 3 ve üzeri miyoplar anlayacaktır diye düşünüyorum. Bu da gözlük kalmış. Ne kadar şey anlatmaya başladım yine ben. Arkadaş benim ne konuşasım var ya. Bitmiyor, konuş konuş. Bu da eski gözlük çerçevem. Belki içine bir şey taktırırım bir ara diye. Hatta takayım bakayım şimdi. Çok güzel çerçeveydi ya. Ben bunu çok... Oha! Bu ne ya? Kör oldum. Şöyle göstereyim. Asla netleyemiyorum. Şu an sürahinele gibiyim. Yobum varken bir de astigmatım da vardı. 1.5, 1.75 falan gibi. Yani bayağı kördüm. Boş bir prep and prime şişesi. Hani bunun içine böyle sonra kendiniz evde bir mist yaparsınız da sıkarsınız ya. Onun için saklamışım. Hala da saklayabilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir şey almıştım yine AliExpress'ten. Şöyle göstereyim. Bir dönem bunlar moda olmuştu, belki hatırlarsınız. İçinde böyle bir sünger var. Mesela bir far fırçası alamıyorum. Yani hareket etmemek için ortalığı yıktım. Şimdi mesela böyle bir şey aldınız, tamam mı? Hemen bir deneyelim sizinle bunu. Evet abilerim, ablalarım. Şu kahverengiden aldım mesela, tamam mı? Sürdüm şuraya. Bakın sürülüyor değil mi? Sonra geliyorum. Burada bu fırçayı böyle döndürüyorum. Tamam mı? Döndürdüm. Bakın sürüyorum. Yok. Neden? Çünkü garip bir şekilde bunun üstündeki her şeyi absorbe ediyor ve siz atıyorum çok makyaj yapıyorsunuz ya da makyaj fırçanızı temizleyecek vaktiniz yok. Hemen iki renk arasında geçmeniz lazım. Hani bunu yaparak 2 sene falan fırça yıkamazsınız bu arada. Çünkü fırça yıkamak dünyanın en iğrenç işlerinden bir tanesi gerçekten. Sonra da göz kanseri olursunuz muhtemelen. YouTuber Jaclyn Hill var. Belki biliyorsunuzdur. Benim gibi bir Amerikalı YouTuber drama izleyicisiyseniz. Kendisinin bugüne kadar yapmış olduğu tek başarılı şey bu far paleti. Ben de bunu edindim. Bir arkadaşım sağ olsun Amerika'dan getirtmişti. Gerçekten hani çok başarılı bir palet ama onun dışında Jaclyn'in yaptığı hiçbir şey başarılı değil yani. Ben söylemiyorum, insanlar söylüyor çünkü ben hiçbirini deneyimleyemediğim için buradan. Neyse, bu deep YouTuber web'e girmeden devam ediyorum. Tati Beauty'nin kapağı var çünkü kendisi arkadaşımın evinde duruyor şu an. O kadar pahalı bir palet ki kutusunu bile atamadım. NYX'in yani gerçekten bazen tüm makyajımı sadece bu paletle yapıyorum. Kontür paleti bu NYX'in. Şunu gözüme sürüyorum, bununla kontür yapıyorum, bunu allık olarak kullanıyorum falan. Bunların içlerini ayrı ayrı da alabiliyorsunuz bu arada ve farklı tonları, renkleri de var. Öyle bir customize etme durumunuz da olabilir. Yani %1 milyon tavsiye, dünyanın en iyi fiyat performans kontür paleti. Tartışmasız. Şurayı silelim. Yerleştirme işlerini kameranın dışında yapacağım. Yani çünkü onlar çok ilgi çekici olmayacaktır diye düşünüyorum. Birazcık makyaj ürünlerini konuşalım istiyorum. O yüzden şurayı sildikten sonra ben burayı toparlayıp direkt makyaj ürünleriyle devam ederiz. Yani masanın geri kalanıyla devam ederiz. Bir çekmeceyi bitirdik yaklaşık 72 saat sonra falan. Şimdi aslında şu alttaki çekmecelerle de devam edelim derim ben. Hemen şöyle çıkartayım. Bakınız burada genellikle allıklar, genellikle değil hatta direkt allıklar var. Birkaç tane de araya karışmış highlighter falan var.
Şimdi şunlara bir bakalım. Hangilerini çok seviyorum, hangilerini hiç sevmiyorum ya da hangilerini oha lan ne zaman aldım ben bunu diyorum. Bir onlara bakalım. Flormer'ın mat terakota göz farıymış bu. Orange Popsicle diye. Ama ben rengini sanırım daha çok allığa uygun bulmuşum ki gerçekten de öyle. Bakalım. Aa evet. Bir çok hafif şeftali tonlarında çok güzel bir yaz farı olur bu. Ay, Physicians Formula diye bir marka var biliyorsunuzdur. Gratis'te falan da var. Onun Butter Bronzer ve Butter Blush gibi böyle. Bunun serinin ismi neydi ya? Bu bir seri ama unuttum. Hani Butter bilmem ne serisi. Blush, Bronzer bir de Highlighter da olması lazım. Aynen. Şu da mesela aydınlatıcısı. Bu gerçekten ismi gibi butter yani kremsi bakın. Bence biraz fazla beyaza kaçan bir ışıltısı var ama benim gibi açık tenler için çok güzel ve yumuşacık bir formülasyonu var gerçekten. Bu sanırım Türkiye'de var. Bu da hafif ışıltılı yine çok güzel kokan aynı serinin bir allığı. Çok fazla pigmentasyonu yok onu söyleyebilirim. Ciddi oranda almanız gerekiyor ya da hakikaten bronz olmanız gerekiyor bunun suratınıza gözükebilmesi için. Ama yani şuna diyecek tek kelimem yok. Bu ikincisi bir tane bitirdim. Butter Bronzer dünyanın en iyi bronzer. Rengi de çok koyu değil ve mesela benim gibi çok az bronzluk isteyenler için ideal. Bir dönem hepimizin düştüğü The Balm çılgınlığı. YouTuberların herhalde şu an bunun sayesinde ev aldığı bir markadır The Balm bilirsiniz. Hakikaten o zamanlar çok pahalı ve bizim için neredeyse high end denecek pahalılıkta bir markaydı. Aldık bak bende kaç tane şeyi var burada. Bir sürü. Bunlar da sadece aldıkları falan ha. Sonra kimse suratına bakmadı bunların ya. Bir dönem ne düştük ulan bunlara? Başka highlighter kullanmıyorduk bunun. Yuvarlak luminizer. Luminizer highlighter'ı vardı. 2015 YouTube izleyicisi. Burada mısın? Online mısın şu an be? Ah ah. Bak onun Instain diye böyle bir şey varmış. Bak baksanıza üstü falan pislenmiş artık yani. Şöyle ilginç renkli bir allığını bulmuştum. Böyle morumsu. Hoşuma gitmişti çünkü her aldığın rengi bana sanki aynı gibi geliyor. Bu birazcık böyle soğuk alt tonlu değişik renkliydi ve gerçekten güzel gözüküyor. Bahama Mama bir dönemin tek geçilen bronzer'ı. O da şu renkte bir şeydi. Ondan sonracığıma Revolution'ın Vivid Baked Highlighter'ının Peach Lights isimli rengi. Bu çok güzel bir highlighter. Yine açık tenlilerde çok güzel duruyor. Aaa! Ulan highlighter'ı kırdım. Highlighter'ı kırdım ya. Bu videolarda hep böyle bir şey oluyor. Muhakkak biri bir şey kırıyor ya. Çok acayip gerçekten. Yine bir dönem aşırı hype'lanıp sonra suratına bakılmadığı için ülkemizden çekilen Sleek'in bir highlighter paleti. Bunda mesela böyle mor yansımalı bir highlighter vardır. İçinde bir tanesi krem, diğer üçü toz. Beyaz, şeftali ve mor tonlarında. Şunları da bir silsem mi acaba? Yani paramparça olmuşlar. Şuradan alalım ActiveX'imizi hemen. Ya şu herhalde 8 senelik falan bunu direkt atıyorum. Aa bu çok güzel bir allık. Gül kurusu. Ben gül kurusunu yanakta ve dudakta çok seviyorum. Şöyle çok güzel bir gül kurusu allığı var. Bunu çok tavsiye ederim. Çok başarılı bir renk. Hatta gözünüze bile uygulayabilirsiniz. Dark Treasure serisinin. Elim niye böyle kaldı? Bunun rengini ve serisini şöyle göstereyim. Dark Treasure serisindenmiş. 03 rengi. İkisinin böyle bir şey var bende içinde. Hem allık hem highlighter hem bronzer var ama hepsi aşırı simli olduğu için çok kullanmıyorum. Böyle bir paketin içinden almıştım. Bunu teyzeme itelenecekler listesine alıyorum hemen. Son olarak da burada neler varmış? MAC'in allıkları. Şimdi MAC'in allıklarını biliyorsunuz ki bunlar böyle en MAC'in imza allıkları. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Margin diye bir rengi vardı. Zaten bakın dibi görmüşüz. Bu böyle hafif ışıltılı tam bir yaz allığı. Kimim ben ya gerçekten. Neyse. Purton allığı. Bu da yine çok güzel böyle yanık. Yanık bir renktir. Çok güzeldir. Bir de benim favorim Melba. Melba hakikaten çok böyle soft. Çok güzel bir allık rengidir. En az da bunu kullanmışım. Övüyorum da yani. Ulan diğerleri bitmiş neredeyse. Revolution'ın Bake & Finish Baking Powder'ı var. Bazen böyle aşırı ağır bir makyajda bake yapmak istiyorsam ya da böyle drag queen makyajı yapmaya çalışıyorsam evin içinde bunu kullanıyorum. Bu da yılda bir kere falan tekabül ediyor. Sephora'nın Luminizer To Go diye şöyle stick bir aydınlatıcısının 11 numaralı rengi. Bu gerçekten çok pratik. Şöyle hemen tık tık sürüyorsunuz. Onu da size şöyle göstereyim. Bakın.
şu. Çok güzel bir renk. Şöyle yaydığınızda daha da tabii doğal duracaktır. Yani 5 sene falan gider bu, öyle söyleyeyim. Çünkü bir kere sürmeniz yetiyor. Bu aydınlatıcılar, allıklar, mallıklar hep bir yerlerde. Bunları bir düzene sokmamız lazım. İkinci çekmecenin de görünüşü bu. Burada da genellikle highlighterlar, kontürler, bilmem neler var. Ne kadar Allah'a aydınlatıcıya gerek var mıydı Zeynep? Yoktu. Şu çıktığı zaman bayılmıştım. Şimdi niyeyse hiç kullanmıyorum. Çünkü NYX'in kontür paleti o kadar yetiyor ki bana. Bunu neredeyse hiç kullanmamışım ama ben bundan bir tane bitirdim, bu ikincisi. Ve tam bayıldım, böyle bir kontür paletiydi bu. Ve tabii ki Mary Luminizer. Bir dönem hastası olduğumuz aydınlatıcı. Başka bir aydınlatıcı yokmuş gibiydi sanki piyasada. Hatta aydınlatıcı ne demek bence bununla öğrendik yani çoğumuz. Maybelline'in Master Strobing Stick. Gerçekten bir yıldır falan kullanmadığım bir şey bu. Bu fazla bakır tonlarında. Bunu yine ben teyzeme iteleyeyim. Canım teyzem. Essence'in 3 boyutlu dewy look, yani ıslak görünüm diyebiliriz buna sanırım. Şöyle yine highlighter bölgesini sürüyorsunuz. Hani sanki böyle doğal nemden gelen bir highlight görüntüsü yaratıyor. Bunu ben yurt dışından bulmuştum. Türkiye'de de olabilir. Emin değilim. Bakarım internette bulursam. Sizleri linklerim. Çok başarılı. Özellikle yazın böyle hani bir Emre Altuğ sıcak klibindeymişçesine nemli, ıslak bir görünüm veriyor. Niye bu kadar seksi anlattım bunu bilmiyorum. Maybelline'in Master Contour by Face Studio'sunun Light isimli şöyle iki taraflı, yani hiç sevmediğim krem kontürü şu ürünle tanıdım ve hiç sevmediğimi fark edip hemen yavaşça yere bıraktım. Essence Love markım herhalde. Prismatic Holo Lighter'ı şöyle... ben de bağırıyorum ya, biraz bağırıyorum galiba. Bakın şöyle göstereyim, yansımaları böyle gerçekten galaktik mi denir artık, holografik mi denir? Birazcık delice. O yüzden çok günlük makyajlarda kullanılmayacak bir şey. 10 numarasıymış. Be unique to be a unicorn diye de böyle tatlı bir ismi var. Yine Essence'den bir Holo Wow isimli bir stick bu da. Prisma Jumbo Eye Pencil. Yani fark ettiyseniz hayatımı ilk defa görüyormuş gibi davrandım. Çünkü sanırım hayatımı ilk defa görüyorum. Ben bunu ne ara aldım ya? Ay bu ne? Bu sürülmez ama. Yani bayağı kalıntı bıraktı. Strobing Liquid. Yani ben sanırım bir dönem aydınlatıcı bağımlılığına tutulmuşum. Çünkü bunun başka bir açıklaması yok gibi. Bu neymiş bakayım? Böyle pembe alt tonlu. Artık yerde kalmadı şu. Yine Sephora'nın Blush to Go'su. Bu daha demin gösterdiğim aydınlatıcının blush serisinin 01'i. Miss Busy. Miss Busy mi? Get Busy gibi oldu. Şöyle bir renk. Oha, birazcık sürseydim. Tabii siz bunu böyle minik pıt pıt yapıyorsunuz. Bu serisi çok güzel Sephora'nın. Ben bunu da bayağı beğenerek kullanıyordum açıkçası. Bayağıdır kullanmıyorum ama kullandığım, elimin gittiği dönemde çok severek kullanıyordum. Çok pratik bir serisi bu gerçekten. Golden Rose'un Liquid Glow Highlighter'ı yeter be kardeşim. Highlight olduk. Of, bu kurumuş direkt çöp. Ha, inanamayacaksınız ama bir highlighter daha var burada. Polisi arayacağım şimdi. Ama bu çok güzel, göstereceğim. Nars'ın stick bir highlighter. Şöyle üstünü sildim çünkü rezalet bir hale gelmiş. Christopher Kane'le yaptığı bir ne diyorlar buna, işbirliği demeyeyim de hani seri yapıyorlar ya. Oradan çıkan şöyle mor stick. Bunu da çok kullandım zamanında. O kadar minik bir ışıltı veriyor ki, böyle hafif lila tonlarında bir ışıltı veriyor. Şöyle göstereyim. Hadi şuraya süreyim komple ya. Bu arada sol kolum Çin Seddi'den sonra uzayda görülebilen ikinci şey. Şuraya bakar mısınız? Gelelim far paletlerine. Hemen şöyle göstereyim. Birazcık far paletim var. Hemen hızlıca başlayalım. Yine 11-11 alışverişinde sizlerin istemiş olduğu ve benim aldığım çakma Huda Beauty'nin Topaz Obsessions paleti. Ama incelediğimde görmüşsünüzdür eğer izlediyseniz. Yani gerçekten çakma bir far paletine göre bayağı güzel renk veriyor. Sadece içeriğini bilmiyoruz hani. Ha, bundan 3 ay sonra gözümde arpacık serisi çıkabilir ama yani sorun değil. NYX'in Ultimate far paleti. Bunu biliyorsunuzdur yani, bu böyle gerçekten basic as fuck dediğimiz renkleri içeren bayağı hayat kurtarıcı bir far paleti. Bunu böyle atın, tatile çıkın ki ben yaptım, güzel oluyor. Hani bütün renklere sahipsiniz çünkü şunun içinde hemen tık tık yapıyorsunuz makyajınıza, çıkıyorsunuz dışarı. W7 diye bir marka var, biliyor musunuz bilmiyorum. Böyle ünlü markaların far paletlerinin ya da ürünlerinin yan sanayisini yapıyor gibi diyebilirim size. Eve shoplarda satılıyor olması lazım Türkiye'de. Anastasia Beverly Hills'in şu an ismini hatırlamadığım, hatırlayınca buraya yazarım.
far paletinin birebirini yapmışlar. Kullandığım en iyi far paletlerinden biri olduğunu net bir şekilde iddia ederim. Pigmentasyonu çok iyi, renklerin tamamı çok başarılı. Şeyler de çok başarılı, yani metalikler de çok başarılı far paletinin içindeki. Ve böyle tonlar, her far paletinde bulamayacağınız tonlar. Şöyle koyu yeşiller, bordonun tonları, çok güzel renkler var. Sarı falan var, böyle hardal sarısı. Toprak tonlarını seviyorsanız dev tavsiyemdir. On the Rocks ismi de. Yine AliExpress'ten aldığım Anastasia Beverly Hills'ın Modern Renaissance paletinin çakmasını almıştım. Bu arada bugüne kadar kullandığım en iyi çakma far paletlerinden biri. Böyle çakma far paleti sevdam yok. Bunu zaten alalı yıllar oldu bu arada. Artık hani öyle çakma far paleti açıkçası almamaya çalışıyorum. Hani gidip 500 lira vermek istemiyorsan bir far paletine vermiyorum. Bunu da çakmasını almıyorum. Hani şu en azından yine bir marka olduğu için kabul edilebilir ama bu bayağı AliExpress'ten, Çin'den gelen, yine içeriğini bilmediğimiz bir far paleti aslında. Ama gördüğünüz gibi hani eşelediğim bazı renkler var. Şimdi bir de vergi gelmiş %40 kozmetiğe. Yani ben bir daha zaten Anastasia'nın ağasını göremem hayatımda. Yani görmek de istemiyorum zaten açıkçası. O kadar fazla da para verilecek bir şey değil bence makyaj yani. Yine 2015 YouTube izleyicisinin evinde muhakkak bulunan Nude isimli far paletiydi. Bu far paletini kullanmayalı 100 yıl falan olmuştur. H&M'in bir far paleti var. Gayet bence fiyatı, performansı ve hani H&M olmasını düşünürsek başarılı sayılabilecek bir far paleti. Neden aldım? Hangi akla hizmet aldım? Ve acaba hiç kullandım mı sorularını kendime sormak istiyorum. Ve açabiliyorum. Ya saçma sapan bir far paleti ya. Yani bunu niye alırsın ya? Yine 2015 kokan Wet n Wild'ın Comfort Zone far paleti. Şurada bir renk vardı. MAC'in bir farıyla aşırı muadil gösteriliyordu, şu yanar dönerli olan. Hatırlarsınız. Bu arada gerçekten Wet n Wild çok iyi bir fiyat performans markasıdır. Eskiden daha da iyi bir fiyat performans markasıydı. Şimdi bayağı zam geldi. Yani bunun bile far paleti 70-80 lira şu an. Absolute New York isimli bir markanın yine lüzumsuzca alınmış bir far paleti. Yani ben bu renkleri kaç kere kullandım. Bu tam bir özel okulda İngilizce öğretmenliği yapan bir kadının far paleti değil mi ya? O böyle morlar, hafif bir yeşil falan. Aklıma şu an İngilizce öğretmenim geldi. Ve Sephora maskara bağımlılığım. Benim tuhaf bağımlılığım TLC'de bu hafta. Sephora'nın Outrageous diye bir serisi var. Ve onun neredeyse bugüne kadar kullandığım tüm çeşitleri çok başarılı. Outrageous Curl sanırım bu piyasadan çıktı. O yüzden bunun fırçasını çöpe atmamayı planlıyorum çünkü çok güzel bir fırçası var. O fırçayı diğer maskaralara bandırıp devam edeceğim. Outrageous Volume ve şurada da hali hazırda kullandığım Outrageous Extension'la Outrageous Oversized Lashes var. Yani bütün seriyi fark ettiyseniz satın aldım. Bunları niye bu kadar aldım? Ben ruh hastası mıyım? Evet, ama konumuzun bununla alakası yok. Bunları bu kadar almamın sebebi arkadaşım Sephora'da çalışıyordu ve indirimi vardı. Ben de bir kere sipariş vermişken şunlardan birkaç tane sipariş vereyim diye düşündüm. Gerçekten çok başarılılar. Çıkartması birazcık zor. Ama ne vaat ediyorsa karşılığını aldığınız bir seri, çok tavsiye ederim o yüzden. Evet, bir çekmeceyi daha bitirdik. Şimdi burada bir çekmece var, onda fırçalar var ama yani oturup fırça konuşmak hiç istemedim açıkçası. Çünkü böyle müthiş bir fırça uzmanı da değilim yani şahsen. Fırçaya çok da fazla para vermem. Real Techniques, en fazla Sigma'nın bir... Sigma mıydı? Aynen. Bir de bir Sigma'nın serisi var elimde. Fırçalara girmiyorum o yüzden ya. Şimdi gelelim buraya. Burada neler var? Tekli farları biraz konuşabiliriz. Biraz da tekli farlardan bahsedelim. Şu Maybelline Color tatuları vardı. Şu an muhtemelen bunlar balçık gibi olmuştur. Ama hakikaten 24 saat duruyordu. Bayağı adamın kafasını kırarsınız bunun içindeki farla şu an. Bakayım şunlar hala çalışıyor mu? H&M'in böyle fırçalı farları vardı. Şunun rengi hiç kullanamadım ama çok güzel bir yeşil. Şöyle alacalı mı denir, yanar dönerli mi denir, ama bu kurumuş artık. Seninle danışabiliriz. Buna bakayım. Bu daha... bu güzel. Şöyle bir kahverengi. Yeşili görüyorsunuz, pütür pütür olmuş. Onu attım da bu hala iş görür. Essence'in şöyle Melted Chrome diye bir serisi vardı. Onun şöyle bir rengi. Bu kurumuştu yine, ben bunu biraz adam ettim. Bakın elime azıcık aldım. Gelen renge bakın. Asla kullanmayacağım bir renk ama çok güzel. Far paletim içinden düştü. Ve dağılmadı. Ya bu nasıl mümkün oldu bilmiyorum. Bayağı far düştü içinden. Allah Allah. Neyse, sana hiç dokunmayalım. Biz senin kapağını...
bakalım ve hayatımıza devam edelim en iyisi. Maskara. Birazcık Sephora'da açtık konusunu ama birazcık şu maskaraları konuşalım. Flormer'ın şu Eyebrow Fixator Maskara diye böyle şey, hatta süreyim hazır elimdeymişken. Jel kaş şeysi. Çok güzel. Uygun fiyatlı bir alternatif arıyorsanız çok başarılı. Ha, biraz daha pahalı bir şey öner bana derseniz de MAC'inkini öneririm kesinlikle. Anastasia Beverly Hills'ın yine AliExpress'ten istediğiniz için almış olduğum çakma kaş neyi? Çakma kaş pomadı. Çok başarılı. Yanında gelen fırçasına kadar çok başarılı. Yani gerçekten ayırt edemezsiniz. Bayağı güzel bir çakma yapmışlar. Şunu çok seviyorum. Essence'in I Love Extreme. Ama bu waterproof olmayanı, waterproof çıkmıyor bu arada, kirpinizle beraber çıkıyor yani. O yüzden bu pembesini denemenizi tavsiye ederim. Makyaj yapmak istiyorum ya, şu kapatıcılara geçeyim de şu gözümün altına bir kapatıcı süreyim. Allah rızası için yani. Göz kalemlerim falan var ama yani en son ne zaman dokundun diye sorarsanız hatırlamıyorum bile gerçekten. Bunlar neydi, Plexi miydi bunların isimleri ya, neyse işte. Yani bunların bu temizliği var ya, köşeleri falan özel. O kadar zor ki. Maybelline'in Brow Drama isimli. Medium brown rengin benimki. Şöyle bir fırçalı kaş şeysi var. Bu çok başarılı, böyle hayvan gibi birdenbire bütün kaşlarınızı aşırı koyu yapmıyor. Fiyatı da uygun. MAC'in Fix Plus'ı yani standart sevdiğimiz bir şey. Daha uygun fiyatlı bir şey öner derseniz de bu NYX'in mat bitişli olanını tavsiye ederim. Revolution'ın Pro Fix'i de güzel bu arada. Hazır şu an elime gelmişken onu da söyleyeyim. Burası birazcık ağır geçecek o yüzden şunu bir an önce indirelim çünkü burada rujlar var. Ve çok fazla rujum var açıkçası. Şimdi burada hepsinden bahsetmeyeceğim. Öne çıkanlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Yani benim için beğendiklerimden bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten nasıl tozlanmışlar. Bunları indirip silmek lazım. Kendime iş çıkardım yine. Harika. Neyse. Sephora'nın böyle Contour and Color diye bir tarafı ruj, bir tarafı dudak kalemi formunda olan ikili bir ruju var. Bunun 04 Deep Rose rengi. Eğer benim gibi bir gül kurusu fanıysanız yani dibinizin düşeceği bir renk. O kadar güzel bir gül kurusu ki bu, hatta süreceğim ya, şu an canım çekti. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Çok seviyorum bunu. Tabii suratımda hiçbir şey olmayınca bu şu an kabak gibi patladı ama birazdan belki bir iki bir şey süreriz. Şu dudak kalemi tarafını da biraz kullanayım bakayım. Evet. Ay, seni çok özlemişim ya. Seni yanıma alıyorum. Az önce rujda kurduğum garip bağı izlediniz. MAC rujlarından bir tane minik Whirl'ım var. Buna ne denir ya? Böyle soğuk kahvemsi çok güzel bir rujudur. Ama MAC'te favorim ne diyeceksiniz? Abi Persistence. Bakın. Çok üstüne konuşulmamış bir rujdur. Bu benim ikincisi. Bakın bu Persistence. Çok güzel bir renk. Ben inanılmaz seviyorum. Ve gerçekten çoğu makyaja bu kadar iyi giden başka bir ruju da görmedim. Sin var. Müthiş bir bordo. Onu da şöyle size swatchlayayım. O da böyle çok güzel bir bordodur. MAC'lere birazcık güzellik yaptık. Hepsini swatchladık neredeyse. Bir de böyle annemin arkadaşının hediye olarak verdiği, beni hiç tanımadığı ne kadar da belli. Böyle bir cicişler ruju var. NYX'in bu soft matte'leri biliyorsunuzdur zaten, bir dönem acayip ünlü olan. Rom rengi, bende iki tane var bu romdan. Çünkü yine bir gül kurusu. Şöyle göstereyim onun rengini de. Bu Maybelline Superstay Matte inkleri yani hakikaten Superstay. Super duper stay hatta yani. Hani çık artık kardeşim diyorsun, çıkmıyor. Öyle bir seri bu. Hani bir düğündür müğündür, çok içeceğim, çok sıçacağım, ben bir daha rujla uğraşamam diyorsanız bunu sürün abi. Ondan sonra ameliyatla aldırırsınız yani. Öyle bir seri hakikaten. Fever bu serinin en güzel rengiydi gerçekten. Onu da şuraya swatchlayayım artık. Çok fazla bulamayacağınız yanık bir turuncu. Çok güzel bir renk bu gerçekten. Bunu biraz önleri alayım, ben hiç kullanmıyorum ya. Kiko'nun Matte Lip Stylo diye bir serisinin Rosetto isimli. Bu arada kaymak gibi bir ruj. Bakın şuraya sürdüm. Biraz kötü sürdüm ama. Ay, yine çok sevdiğim iki tane daha ruj göstereceğim size. Revlon'un Matte Balm diye bir serisi var şöyle. Bunlar hafif böyle mentollü bir tadı ve hissiyatı olan yumuşacık mat bir ruj serisi. Gerçekten dudağınızda yok gibi. Renkleri de yine dudak rengine yakın olduğu için çok yakışıyor dudağınıza ve
mat olmasına rağmen hiç ağırlık yapmayan bir seri. Son olarak Elf'in Watson's'da satılıyor olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. The Best Berries isimli böyle çift taraflı, biri gündüz biri gece için düşünülmüş. İkili ruju çok seviyorum. Onu da artık nereme süreceğim bilmiyorum. Bakın şu gündüz, şu gece rengi. Yine özellikle gündüz olanı çok doğal, çok güzel. Çantanıza atıp çıkabileceğiniz bir ruj. Şimdi birazcık dudaktan gidiyoruz. Lip balmları ve lip peelinglerini konuşalım. Carmex, Merve Özkaynak'tan gördüğüm ve Paris'teyken gidip hemen aldığım, sonrasında da bayıldığım bir lip balm. Gerçekten çok çatlamış, kurumuş bir dudağınız varsa aklıma Tarık'ın şarkısı geldi. Çatlamış dudağıma susar derdisin. Çok kurumuş dudaklarınız varsa birazcık yakıyor ama çok güzel iyileştiriyor. EOS zaten standart yani. Bir dönem yine YouTuber'lardan düşüp aldığımız bir lip balm. Lush'ın kurabiye hamuru tadında ve kokusunda olan müthiş dudak peelingi. Bir de MAC'in dudak peelingi var. Bu da çok başarılı. Lush zaten burada olmadığı için hani tavsiye edebileceğim bir şey varsa o da MAC'inki olur. Şimdi kapatıcıda benim bir tane favorim var ki sonuncusundayım ve artık üretilmiyor ve dibi gördüm. Ağlayacağım. Yani lütfen rica ediyorum. Flormar'ın Dark Circle Concealer'ını kullanmış, beğenmiş ve buna benzer bir muadilini bulmuş olan biri varsa aşağıya ne olur yazsın. Çünkü bunu artık üretmiyorlar. Ben iki tane almıştım. Biri bitti. İkincisini de bitirmek üzereyim. Çok mutsuzum. Yani o kadar güzel kapatıyor ki. Bakın şimdi gelin hep beraber şuraya şunu sürelim. Nasıl kapattığını görelim. Sadece bunu sürüyorum ve dışarı çıkıyorum yani. Bakın mis gibi kapatıyor. Çok üzülüyorum bunun bitiyor olmasına. Vallahi lütfen şundan kullanan varsa, buna benzer bir şeyde denk geldiyseniz ne olur yazın, bana ulaşın. Böyle hemen hafif pembe alt tonlu minik morlukları kapatacak bir concealer arıyorum. Likit de olabilir ama aynı zamanda nemlendiren, böyle kuru olmayan kremsi bir formda concealer öneriniz varsa da seve seve okumak isterim, görmek isterim. Hazır açıyı değiştirmişken hatta buradan devam edelim. Bir de bir dönem çok tutulduğum NYX'in HD kapatıcısı. Bu da çok başarılı bir kapatıcı bu arada. 03 rengi, hatta stoklamışım, bakın daha açmamışım bunu. Bir tanesi bitmişti çünkü. Ben bunu kullanmaya başlasam iyi olur. Yıllar önce aldığım Benefit'in Fake Up diye çok kötü bir kapatıcısı. %40'lık vergi eklentisinden sonra bu şu an herhalde 600 lira falan ama iğrenç koktuğu ve muhtemelen bozulduğu için bunu atmak durumundayım. Hoşça kal. Attım. MAC'in Prep and Prime'ının Bright Forecast isimini. Hafif aydınlık veren ince yapılı bir kapatıcısı. Böyle çok morluğunuz yoksa da böyle ağır bir şey istemiyorsanız yüzünüzde çok başarılı bir kapatıcı. Revlon'un Photoready serisinin concealer'ı böyle stick formunda. Bu da çok başarılı. Birazcık kuru ama yani göz altlarınızı iyi nemlendirip kullanırsanız gerçekten çok güzel kapatan bir kapatıcı. Revolution'ın Conceal and Define, bunu kesin zaten öven birini duymuşsunuzdur. Ben C2 rengini kullanıyorum. Çok güzel bir kapatıcı. Ama buna yine hayvan gibi zam geldiği için 50-60 lira oldu. Bir de size şu tipi vermeden geçemeyeceğim. Ne olur, ne olur. Bakın, ne olur. Bu tarz tıpalı ürünler bitmek üzereyken şu tıpasını bir cımbız yardımıyla kanırtın, çıkartın ve onun içinden kullanmaya devam edin. En az 2 haftalık ürün kalmış oluyor. Çünkü normalde siz bunu alırken içinden hayvan gibi ürün çıkmasın diye bu tıpaları koyuyorlar biliyorsunuz. Ama ürününüz bitmeye yakın. O tıpayı çıkarttığınızda yani gerçekten 20 liralık falan ürün çıkabiliyor içinden bazen. Gelelim fondötenlere. Yani benim asla olmayan fondötenlerim. L'Oreal'in Infallible 24 saat matlık vadeden 11 numaralı vanilya rengindeki. Gerçekten cildinizi mat yapıyor ama birazcık ağır bir fondöten. Flormar'ın, ben bunu Flormar'ın HD Invisible Cover fondöteniyle karıştırıyorum. Çok pembe alt tonlu bir fondöten. Tek başına kullanamazsınız. Hakikaten karıştırmanız lazım. Bir de daha ince yapılı olduğu için o ikisi güzel gidiyor. Son olarak gördüğünüz gibi fondötenim yok. Bu zaten fondöten değil, BB cream. Misha'nın 42 SPF'li Perfect Cover BB Cream'i. Bunun rengi 21 Light Beige. Suratınıza böyle ilk sürdüğünüzde bir sıva görüntüsü yaratıyor. Hatta gelin şöyle şu H&M'in çok güzel Görkem Karman önerisi kabukimsi fırçasıyla böyle sürelim.
Bakın görüyor musunuz? Biraz sıva renginde gibi. Ama sonra cildinizin rengine oturuyor. Yani bu, ne yaptıysa bu Koreliler artık bilmiyorum. Bir noktada ama sonra o bayık, soğuk ve cansız görüntüsünü kaybediyor suratınızda. Böyle bir pıt sürdükten sonra bunu yayıyorsunuz. Ay bayağıdır bu kadar makyaj yapmadım. Şu an suratımda Bülent Ersoy makyajı varmış gibi hissediyorum. Halbuki bir şey de sürmedim. Şuram biraz kırmızı kaldı bence. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Matlaştırma. Hem cildinize ışıltı veriyor hem de kapatırken çok matlaştırmadığı için böyle ışıltı kalıyor cildinize. Çok güzel. Şimdi ben birazcık makyaj yapmışken, hazır elim değmişken biraz da şu Bahama mamayla kontür yapayım bakayım. Kesik uçlu mu deniyor bunlara? Bunlardan bir tane edinirseniz çok pratik bir şekilde kontür yapabilirsiniz. Biraz da allık sürelim. Hani şimdi bir şey yaptık bari suratımız yarım yamalak kalmasın. Şu Flormar'ın bir zamanlar far olan şöyle hafif bir rujlardan bahsederken en sevdiğim ruju söylemeyi unutmuşum. L'Oreal'in Color Matte'nin 640 numarası erotik isimli ruju. Bir gül kurusu denince akla gelecek ilk ruj olmalı. Ben bundan bir tane bitirdim. Bu ikincisi harika bir ruj. Atın çantanıza çıkın gidin. Yani hiç konuşmaya bile gerek yok. Hiç far sürmeye falan gerek yok. Şimdi farla uğraşmayalım. Şöyle bir maskara sürelim. Bu Sephora'nın Outrageous Extension maskarası bu arada. Hakikaten şu maskara insanın suratını, duruşunu, bakışını ne kadar değiştiriyor ya. Çok seviyorum. Deseler ki bir tane makyaj malzemesini hayatına devam edeceksin hangisi olurdu? Herhalde maskara derdim. Ya da ruj derdim emin değilim ama maskara kesin top 3'ümdedir yani. Neyse maskara övücülüğüm eğer bittiyse artık videoyu kapatmaya geçebilirim. Gerçekten yine inanılmaz derecede konuştuğum bir video oldu. Hani bir ay gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen hakikaten şu kameranın karşısına geçip konuşmayı çok özlemişim. Ayağınızı, bacağınızı balkonunuzdan uzatın. 2 D vitamini alın. Yetmedi mi hap olarak alın ama gerçekten gerekmedikçe dışarı çıkmayın. Şu iş bitsin. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize ve sevdiklerinize çok dikkat edin. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.